merhaba. Eğer kanalımda diğer videolarımı izlediyseniz veya beni Instagram'dan takip ediyorsanız tıp fakültesini ajanda sistemiyle kazandığımdan bahsetmiştim. Ajanda sistemi benim için bir vazgeçilmezdi. Hayatımı programlıyordu, aynı zamanda stresimi azaltıyordu. Bu videoda da size sorduğunuz tüm sorulara cevap vermeye çalışacağım ve ajanda sistemini anlatacağım. İnşallah sizin için faydalı olur. O zaman videoya geçelim. Ajanda sisteminde şöyle bir güzelliği var. Sizin planlı, programlı olmanızı sağlıyor. Bu şekilde de stresinizi azaltıyor, yükünüzü azaltıyor. Yani deneyin, mutlaka bunu göreceksiniz zaten. Şöyle ki, size şimdi atıyorum 40 tane çalışmanız gereken konu var. Siz bu 40 gün konuyu bölüyorsunuz ajandada. İşte şu tarihte şunları çalışacağım, şu hafta şunları bitirmem lazım. Yeri geliyor gün işte şu kadar soru çözmeliyim, bu konuları çalışmalıyım, şu dersten bunu çalışmalıyım gibi bir sistem oluşturuyorsunuz. Bu sistemi uygulamaya başlıyorsunuz. Uygulamaya başladığınızda da her seferinde evet yaptım, ya artık koyabilirsiniz, ya bunları yaptım diye yazabilirsiniz, şu kadar soru çözdüm diye yazabilirsiniz. Yaptığınız başarılı hamleleri, ders çalışmalarınızı çevirdiğinizde sayfaları görmüş oluyorsunuz. Bu yüzden çok önemli ve stres yükünüz azalıyor. Sizin önünüzde 40 konu var. Siz hiç ajanda yapmamışsınız. Geçiyorsunuz işte şunu yapacağım, bunu çalışacağım falan. Ya her gün stres halindesiniz. Hani her gün hepsini bitirmeye çalışıyorsunuz. Ama ajanda sisteminde sizin hangi gün, hangi hafta, hangi konuları yapacağınızı daha önceden belirlediğiniz için bunları yaptıkça stresiniz azalıyor. Vay be diyorsunuz, hani başarıyorum. Yavaş yavaş konularım bitiyor. Hedefime yaklaşıyorum. Hedefe yaklaştıkça benim konularım bitmiş oluyor. Daha çok soru çözmüş oluyorum gibi bir sistem. Ayrıca sorumluluğunuzun farkına varmanızı sağlıyor. Yani siz bir gün bile kaçamak yapamıyorsunuz sınava hazırlanırken. Çünkü tabii ki de arada, eğer diğer videolarımı izlediyseniz de söylemiştim, hani arada tabii ki de kendimize vakit ayıracağız ama her gün yine de sizin planlı olarak ne yapmanız gerektiği belli ve bunu yapmanız lazım. Ayrıca bir de şöyle bir şey var. Eğer o gün yapmasanız bile ertesi gün yapmanız lazım. Ben haftalık bir kontrol ediyordum bu hafta ne yapmışım diye. Pazartesi yapamadım, salı çarşamba illa tamamlıyordum. Pazara kadar hedeflerimi yapmış oluyordum. Yani hiç fire vermeden. Planlı oluyorsunuz, programlı oluyorsunuz, sorumluluk sahibi oluyorsunuz ve stres yükünüz azalıyor. Ajandanın böyle bir güzelliği var. Onun dışında siz atıyorum bir denemeye gireceksiniz. Her ay denemeleriniz oluyor. Bakıyorsunuz ben bu konuları çalıştım. O zaman denemede bu konulardan iyi bir net çıkartmanız gerekiyor. Düzgünce çalıştıysanız denemede de kendinizi görüyorsunuz. Eğer o güne kadar o konuyu daha hiç çalışmamışsınız, denemede yapamadığınızda bunu önemsemiyorsunuz. Çünkü daha hiç çalışmamışsınız, moralinizi bozmuyorsunuz. Siz daha çok çalıştığınız konuları çözmeye odaklanın. Bence ben öyle yapıyordum. Denemeye giriyordum. Ya ben olasılıkları çözdüm. Hani çalıştım. Ajandada da işte şu tarihlerde olasılıkları çalışmışım diyordum kendimce. Denemede de iyi bir sonuç aldıysam tamam diyordum. Ama hala yapamıyorsam tekrar bunu bir çalışma programının arasına olasılıkları sıkıştırıyordum ki demek ki tam olmamış, daha fazla soru çözeyim diyordum. İleriye dönük planlarınızı gösteriyor. Böylece sınava kadar sizin her şeyiniz planlı oluyor. Hangi konularınızı, hangi tarihte çalışacaksınız, hangi dersleriniz hangi tarihte bitecek, ne kadar soru çözdünüz. Ya düşünsenize 20.000 soru çözdüm. Ya 5.000, 10.000 hiç fark etmez. Herkesin farklı hedefleri var. Hedefinizi yapmış oluyorsunuz ve işte şu kadar soru çözdüm. Ajandanıza bir bakıyorsunuz. Sınava yaklaşırken ben öyle yapmıştım. Çok duygulanmıştım ya. Bunların hepsini ben mi çalıştım tek tek? Ya ince ince yazmışım her şeyi. Dedim vay be, ben bu konuların hepsini çalışmışım. Yani ben yapabilirim moduna girdim. Ve 11. sınıfta bu ajanda sistemini yapmaya başladım. 11. sınıfta ben genelde okulu baz alıyordum. Eğer siz okulda çok verimli değilseniz gittiğiniz bir kursu baz alabilirsiniz. Ben okulda hangi konuları anlatılıyor, onları o hafta çalışmaya özen gösteriyordum. Aynı zamanda bir YGS kursuna gitmiştim. O kurstan YGS'de öğrendiğim konuları, şu an YGS, LYS olarak değil sistem, daha farklı ama yine de benziyor. YGS dediğimiz daha çok 9. sınıf Türkçe matematik ağırlıklı. İşte bunları öğrendiğimi, bunları çözüyordum sürekli. YGS matematik dediğimiz daha kolay, 9. sınıfta öğrendiğimiz matematiği. Yani 11. sınıfta hem kendi derslerimi planlamıştım, hem de YGS'deki derslerimi planlamıştım. Ajandaya tek tek not ediyordum. Nasıl bir ajanda tuttuğumu da göstereyim. Mesela şu şekilde bir ajanda tutabilirsiniz. Benim
Benim ajandam tarihliydi. Ama bu ajanda daha güzel. Tarihi buraya atıp buraya güzel bir motivasyon sözü yazabilirsiniz. Sürekli yazmak zorunda değilsiniz ama ben yazıyordum. Ayda bir falan böyle çok hoşuma giden bir sözü yazıyordum ya da komple yazıyordum o sözü. Sonra bunu şu şekilde veya bu şekilde bölebilirsiniz. Ben böldüm. Buraya yapacaklarımı yazıyordum. Matematikten şu şu konular çalışılacak, işte üst üste sayılar, LYS konusu olarak türev, bu çalışılacak. İşte kimyadan bu çalışılacak. Tabii aynı günde hepsi olmak zorunda değil, kendiniz planlayacaksınız onu. Mutlaka bir internetten çıktı alın, girdiğiniz sınavda hangi konudan kaç soru çıkıyor gibi. Önce önemli konulardan başlayın, ağır konulardan, çok soru çıkan konulardan başlayın. Bu da bir taktik. Çünkü ilk başta motivasyonunuz aşırı yüksek oluyor, stresiniz daha az oluyor. Sınav yaklaştıkça daha çok ders çalışıyorsunuz ama stres arttığı için öğrenmeniz biraz azalıyor. O yüzden en başta ne çalıştıysanız çok önemli. Buraya yazdınız, defterinizi tamamladınız. Ben genelde 15 günlük yapıyordum. Bir haftalık da yapabilirsiniz. 15 gün boyunca her şeyi yazdım. Artık o tarihe geldiğimizde, pazartesi geldiğimizde burada yapmam gerekenler yazıyor. Ben onları o gün yapmaya çalışıyorum. Yaptıkça da şu yanına, şöyle buraya yaptıklarımı yazıyorum. Hani burada bir konu diyor ya matematik olasılıkları. Matematik olasılıkları çalıştım. Yapamadıklarımı hocalara sordum. Şu kadar 500 tane soru çözdüm. İşte kimyadan, fizikten bunu yaptım. Her gün aynı dersleri çalışmak zorunda değilsin. Benim uyku düzenim videosunu izlerseniz orada bir günlük çalışma planım da var. Ona da bakabilirsiniz. Hangi saatte hangi konuları çalışıyordum gibi. Bunu eğer şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle. Bu da bir avantajlı. Ben bunu daha çok ilk konu çıktısı almıştım. Hani gün değil de böyle ay ay neler yapacağım. Mesela şu haftaya şu konuları çalışacağım gibi böyle hani daha derli toplu gözüksün diye kullanıyordum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Ben ikisini de kullanıyordum. Son olarak da bu ajanda sistemini şöyle genel bir toplayayım. 11. sınıfta ajanda tutmaya başladım. Dediğim gibi YGS derslerini, Türkçe, matematik ağırlıklı soru çözerek bu seneyi o şekilde geçirdim. 3 aylık yaz tatiline geldiğinde de bu 3 ay boyunca benim için o kadar verimliydi ki sürekli ajandama bakıyordum. Bunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Yani yaptıkça motive oluyordum. Düşünün, bir defter sizi motive ediyor. Çünkü bakıyorsunuz, şöyle bir çeviriyorsunuz, 11'de bunları yapmışım diyorsunuz. Yaz boyunca da daha çok çalışmam lazım diye düşünüyorsunuz. Ben de yazmıştım. Bir kere kimyayı bitirmiştim. Yani şöyle söyleyeyim, LYS'de çıkacak olabilen, sizin de ikinci sınavınız oluyor. Kimya, fizik, biyoloji, matematik. Bunların hepsini bitirmiştim. Çalıştım, sorularını çözdüm. Eksiklerim olmadı mı? Tabii ki de oldu. 3 ay boyunca çalıştım. Eksikleri kapatmak 12'de daha kolay. Yeter ki bir konumuz çok fazla kalmasın. Eksiklerimi tabii ki de 12'de kapattım ama yaz tatilinde matematik hepsi bitmişti. Ajandama baktığımda da 3 ay boyunca siz de mutlaka yapın. 3 ay boyunca o çalıştığım konulara baktım, çözdüm, soruları topladım. Dedim vay be, hani hazırım. 12. sınıfa hazırım. Sınava hazırım. Ya o kadar beni motive etmiştik ya, bunu göreceksiniz. Bir ay bir ajanda tutsanız bunu fark edeceksiniz. Ya ben bu konuları ne ara çalıştım diyeceksiniz. Çünkü söz uçar yazı kalır misali. Yazı hep kalacak. Sizin neler çalıştığınız hep orada olacak. Tabii ki de çalıştığınız konulardan eksikler olabilir. Dediğim gibi onları artık hoca takviyesiyle falan kapatırsınız. Artık 12'ye geldiğimde de ya gayet motiveydim. Hala bu sisteme devam ettim. Uyku düzenim oturttum. Ajanda sistemime devam ettim. O kadar planlı bir hayatım vardı ki plan program çok önemli zaten. Ve sınav yaklaştığında ben duygulandım ya, ajandama baktığımda bir süre hiç atmamıştım zaten. Şimdi kayboldu taşınırken. Bir baktım, böyle 11'den başlamışım, yaz tatili sonra 12. Ya sınav yaklaşana kadar kaç deneme çözdüm, kaç soru çözdüm, hangisini hangi ağırlıkla çalıştım. Ya dedim vay be, olmuş yani, artık sınavda ben bunu yapabilirim. Bu konuları kesin yaparım, çok çalışmışım, defalarca çalışmışım dedim. Gerçekten
Bu benim stresimi azalttı. Ben sınava hiç stresli girmedim. Çalışırken evet stresliydim. Hani yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Ama bu sistem sayesinde sınavdan 2-3 gün önce bu ajandama baktığımda dedim tamam yani yapabilirim. Çünkü zaten yapmam gereken her şeyi yapmışım. Gerisi nasip dedim. Gerçekten de sonucu çok güzel oldu. Bence bu süreçte hayatınızı planlı programlı yapın. Üniversiteye geldiğinizde zaten ajanda tutmazsınız. Hep diyorlar üniversiteye bir gelin falan diye. Üniversite daha zor ama daha eğlenceli. Yani bence sınav zamanı daha zordu. Üniversite ders olarak daha ağır olabilir ama bu kadar zorlu bir süreç ve plan yapmanıza gerek yok. O yüzden dişinizi sıkıp, uyku düzeninizi oturtturup, ajanda tutarsanız gerçekten sizin için çok iyi olacak. Böyle de videolarla adım adım inşallah daha güzel yerlere geleceğiz birlikte. Görüşmek üzere. Sınavda da hepinize başarılar.